Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda backpropagation geri yaydım algoritmasının çok katmanlı ağlarda nasıl çalıştığını, ağırlıkların ve eşik değerlerini nasıl güncellediğini incelemiştik. Bu videoda da aslında bunun uygulamasını Java üzerinde e, yapmak istiyorum. Bu açıdan e, Neurof kütüphanesini kullanacağız. E, yapay sinir ağlarının çeşitli yapay sinir ağlarını kullanabileceğiniz Neurof kütüphanesi. Bu Nervo e, buradan doğan kısmından aslında e, bunu indirebiliyoruz. Evet, burada şu an 2.98 son sürümü. Bunu indirerek, bunun tabi bazı e, ek kütüphaneleri de var. Bun, e, bunları da ekleyerek e, basit bir Geri yayılım algoritmasının back kullanıldığı çok katmanlı A örneğini birlikte yapalım. Evet Eclipse'de bir proje açtım ve bu projede Önce bir tane Dosya oluşturayım bu bizim Veri Dosyamız olacak Data.txt diyeyim ve bu data data.txt içerisinde Mesela XOR kapısını veri seti olarak kullandığımızı düşünelim. 0, 0, 0, 0, 1, 1 ve 1, 0, 1, 1, 1, 1 0 şeklinde. Dolayısıyla aslında lineer olmayan bir model ve tek katmanlı ağlarla çözülebilecek bir problem değil. Çok katmanlı ağla öğrenilebilecek bir veri seti. Veri setini bu şekilde oluşturduk. Kütüphaneleri ekleyelim. Buradan <laughs> bu yıl pet kısmından daha önce masa üstüne indirmiş olduğum kütüphaneleri ekleyecek olursak evet buradaki bütün hepsini kütüphanelerini ekliyorum. Ve bu şekilde buraya eklemiş olduk. Burada tabi temel kütüphane, Temel kütüphanesi aslında, NeurofCore kütüphanesi şu an 2.94 var yüklenmiş olarak. Şimdi burada gelelim bir tane sınıf oluşturalım buraya. Ve buna YSA sınıfı diyeyim. Ve bu YSA sınıfın içerisinde dosyayı temsil edecek bir alt alan tanımlayacağım. Evet, buradan direkt data.txt'yi bu şekilde e, okutuyorum. Buradan YSA nesnesi oluşturduğumuz zaman e, bir backpropagation nesnesi tanımlayalım. Bu demin eklediğimiz kütüphane içerisinde yalnız bu momentum'suz e, hali bir önceki videomda anlattığım momentum'lu backpropagation'dı. Bu momentum'suz backpropagation e, ve bu şekilde bir alt alan e, tanımladım. Kaç epok çalışacağını kullanıcıdan alacağız ve e, minimum hata şeklinde. Dolayısıyla e, burada kurucu fonksiyonu tanımladığımız zaman e, dışarıdan epok sayısını ve e, hata değerini alıyorum ve back burada oluşturacağım. Burada e, öğrenme katsayısını da almamız lazım. Öğrenme katsayısı, maksimum epoch sayısı ve maksimum kabul edebileceğimiz maksimum hata gibi düşünebiliriz. Evet, dışarıdan nesne oluşturduktan sonra burada e, eğitim Fonksiyonu çağrılabilir eğit diyebiliriz buraya eğit fonksiyonu Ve bu eğit fonksiyonunda Neural network bir tane oluşturacağız Ve e, burada Sinirsel Sinirsel a diyelim Eşittir new Multilayer perceptron kullanacağız burada Evet multilayer perceptron kullandığımız için kaç katmanlı olduğunu e, vurgulamamız lazım ve e, hangi aktivasyon fonksiyonu kullanıldığını söylememiz gerekiyor aktivasyon fonksiyonu diğer bir ismi transfer fonksiyonuydu transfer function type diyorum ve buradan e, sigmoid kullanmıştık bir önceki videoda da bahsettiğimiz e, ve e, bu şekilde sigmoid'i kullandık daha sonra da ağın ...kaç katmandan, kaç nörondan oluştuğunu söyleyeceğiz. Girdi ve çıktı katmanına aslında veri seti belirliyor. Veri setimizde iki tane girdi var. O zaman girdi katmanda iki nöron olacak. Bir tane ara katman olduğunu düşünelim ve o ara katmanda da... ...işte beş nöron olsun. Çıktı katmanda da bir tane çıktığımız olduğu için... ...bir çıktılık, bir nöronlu bir katman olacağını söyleyebiliriz. Şimdi daha sonra burada... ...bu sinirsel ağ öğrenme kuralını burada belirtmemiz lazım. Yani back propagation'ı kullanacak ileri beslemede biliyorsunuz bir eğitim yok aslında. Hata hesaplandıktan sonra o hatanın geriye iletilmesi ve eğitimin başlaması söz konusu ve orada da back propagation kullanılıyor. Daha sonra da bizim buradan sinirsel A deyip learn dememiz lazım ama learn dikkat ederseniz data set yani eğitim veri setini alıyor. O zaman bize eğitim veri setini döndürecek bir fonksiyon yapalım eğitim veri seti şeklinde bir fonksiyon ismi belirliyorum ve bu eğitim veri seti fonksiyonu aslında ne yapacaktır? Data txt'i e, okuyacaktır. O zaman bir scanner nesnesi tanımlamakta fayda var. Okuyacağı yer neresi? Dosyadan okuyacak. Yukarıda tanımladığımız dosyadan ve data seti oluşturalım ve bunun e, iki girdili bir çıktılı olduğunu ifade ediyorum. Daha sonra döngü ile dosyadaki bütün satırları okuyacağız. Double olarak birer birer okuyoruz. Ve burada tabii ki e, dataset dataset row'lardan oluşuyor. Onun için dataset row'u bir satırlık veriyi temsil edecek. Evet önce e, girdileri girdileri belirliyoruz. Double olarak bunu şu şekilde verebiliriz. In e, next double bir tane daha okuyacağız. İki tane double okuduğumuz, okuduğumuz zaman satırdaki e, inputları okumuş olduk. Virgül şimdi de e, çıktayı da bir dizi olarak okuyoruz ama tek elemanlı bir dizi şeklinde. Şöyle kopyalayabiliriz buraya. Evet bu şekilde e, satırı okumuş olduk. Daha sonra bu satırı eğitim veri setine ekliyorum. Ve döngü tamamlandığında dosyadaki bütün e, satırlar e, okunabilir formatta, bir bir seti formatında e, dönüştürülmüş oldu. Bu eğitim veri setini... Dönüş, döndürebiliriz artık. Evet, dolayısıyla learn dediği zaman bir eğitim veri setini öğrenebilir ancak learn bu şekilde eğitim veri setini e, gönderiyoruz. Bir tane de test fonksiyonu yazalım. Tabii bu e, öğrenme işlemi öğrendikten sonra ne yapacağız aslında? Kay e, o e, ağırlıklar güncellendi güncellendi ve e, istediğimiz seviyeye geldiği için artık e, bu eğitilmiş olan dosyayı kaydedebiliriz. Bu şekilde save diyerek bunu aynı projenin olduğu yere e, kaydediyorum. Öğrenen e, A diyebiliriz. Bu şekilde kaydettik ve ekrana da eğitimin tamamlandığı bilgisini verelim. Evet bir de tek e, bir satır test uygulayacağız. Eğitim tamamlandıktan sonra dolayısıyla bir double e, çıktığımız olacaktır. Test diyelim buna ve e, burası ...X ve Y'yi alacaktır. O zaman bu eğitimden sonra çağrılması gereken bir fonksiyon... ...ve biz o eğitilmiş olan A'yı tekrar... E, ...getirmemiz lazım. Evet, bunu nasıl getireceğiz? E, tabii ki buradan dosyadan oku şeklinde... ...ve bu dosyayı, e, demin kaydetmiş olduğumuz dosyayı vererek. Ve böylelikle eğitim... E zaten eğitilmiş olan ağı direkt e, kaydettiğim dosyadan okuyarak o ağırlık değerleri yazılmıştı. Ağırlık eşit değerleri yazılmıştı. Onları okudum ağın üzerine ve şu an eğitilmiş durumda zaten direkt test edebiliriz. Onun için sinirsel A deyip e, girdileri ayarlıyorum. X ve Y şeklinde. Girdileri ayarladıktan sonra ileri besleme yap diyorum. E, kalkul ettiğince ileri besleme yaptı ve şu an çıktı hesaplandı. Ve çıktı hesaplandığı için bu çıktıyı döndürüyorum. Çünkü burada herhangi bir eğitim aşaması yok, sadece ileri besleme yapılıp eğitilmiş olan ağda çıktının hesaplanması var. Ve evet, get e, output şeklinde ifade edebiliriz ve sıfırıncı indeksi olduğunu biliyorum çünkü tek bir eleman var zaten, tek bir çıktı var. Bu şekilde e, çıktıyı döndürmüş oluyoruz. Şimdi bunu test eden bir tane program yazalım ve burada YSA'yı oluşturacak. YSA'da epok sayısı istiyordu. Mesela 1000 epok dedik. E, hata değeri bu şekilde dedik. Hangisi önce tamamlan tamamlanırsa. E, ve son şeyde e, öğrenme kas da 0.2 şeklinde verin. Daha sonra da YSA eğit diyorum. Evet eğitim de tamamlandığına göre şimdi test edebiliriz. Test etmek için mesela... 0 1 değerinin 1 getirmesini bekliyorum. O zaman burada YSA e, testledim 0 ve e, 1 değerinin 1 getirmesini bekliyoruz. Evet çalıştırdığımız zaman eğitimi yaptı, tamamladı ve 0.56 değerini e, getirdi. Bu tabii ki 1000 e, Tabi bu şeyi yapmıştı. Bunu 10.000 e, epok yapalım. Ve tekrar çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi artık bir değerine çok daha fazla yaklaşmış oldu. Hangisi önce biterse bu hataya daha önce erişmişse tamamlanır durur. Ya da bu epok değerine tabii ki biz tamamen sıfır olmasını her durumda her biri de bekleyemeyiz. Sıfıra ne kadar yaklaşırsa bu bizim için daha iyidir. Tabii burada aslında performansı belirleyecek olan şey test. Performansıdır. Dolayısıyla bunu doğrulama yaparak eğitimde gitmenin faydası var. Çünkü acaba öğreniyor mu yoksa veriyi ezberliyor mu bunu anlamamızın tek yolu test verisini performans ölçümüne dahil etmemizdir. Test verisi de daha önce görmemiş olduğu aynı ee, veri seti içerisindeki veriler yani şöyle düşünün bu bizim mesela 1000 satırlık bir veri o veri seti olsaydı ben 700 satırını eğitim için 300 satırını da test için ayırırdım. Rastgele seçilmiş 300 satırını ve o 300 satırını eğitimde hiçbir şekilde göstermezdim. Eğitim veri setiyle eğittikten sonra e, performansı ölçmek için o 300 satırlık veriyle testi gerçekleştirirdim. Bu videomuzda Backpropagation öğrenme kuralını Java üzerinde Neurof kütüphanesini kullanarak gerçekleştirmeyi gösterdik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.